Gençler, evet, onlar bizim geleceğimiz, pırlantalarımız, mercanlarımız, ay yıldızımız, kutubumuz, kutup yıldızımız. Onlar olmasa bitmiştik. Yok, böyle değil. Bu gençlik işi böyle değil. Bu cümleler belki de şu anda hepinizin duyduğu, benim de bu yaşıma kadar duyduğum, duymaktan artık sıkıldığım, çünkü hiçbir işe yaramayan, bomboş, böyle sizi eline geçirmek için ihtiyacı olan herkesin doğru dönemde kullandığı cümleler siyasetçisinden iş yerinizdeki patronunuza evdeki ailenizden akrabanızdan çevrenizdeki eşinize dostunuza gittiğiniz herhangi bir yerdeki etkileşime geçtiğiniz herhangi bir kişiden yaş gözetmeksizin duyacağınız duyduğunuz saçmalıklar silsilesi neden böyle? Yani e, bilmiyorum. Ben artık genç miyim? Hani 37 yaşındayım. Hani evet, yaşlıyım. Goygoy goy yapmak sevmiyorum. Öyle öyle bir kafada değilim. Yaşlandık be. Bizden de geçti falan gibi böyle bir e, aksanlı bir şeye geçiş ge, geç, geçme isteğim yok yani aksanlı bir yapıya geçme isteğim yok. Ama işe girdiğim ilk andan itibaren aslında 2010'lu yıllarda 2010'ların başında daha doğrusu. Ki bunu vazgeçtim serisinde biraz anlatmıştım, onu da izleyebilirsiniz. Yani o zaman için 27 yaşındaydım. 26-27 yaşlarında ilk işime girdiğimde benim çalışma arkadaşlarımın çoğu 20-21 yaşındaydı. Çünkü o dönem sosyal medya patlamıştı Türkiye'de, bir iş alanı olmuştu reklam camiası için, reklam sektörü için. Ve o dönemin boomer reklamcıları yani tabiriyle bu işten hiç anlamıyoruz biz. Anlamak da istemiyoruzdur bu aslında. Bunu da söyleyeyim yani birisi bir şeyden anlamıyorum ben diyorsa tabii ki anlamayabilir. Bunun ama ağırlıklı bir kısmı da anlamak istemiyordur, uğraşmak istemiyordur. Çok ciddiye de almıyordur ve der ki ya bunu da siz yapın bana ne. Önemsemezler ki çoğu da önemsememişti o dönem bu 20-21 yaşındaki gençlerin hakimi olduğu alana girmek onlar için zor gelmişti. Ama sonra tabii parası tatlı geldi. O dönem için herkes oradan para kazanmaya başladı. İnanılmaz paralar kazanınca da bütün ağırlığı oraya verdiler. Bu sefer herkes sahiplenmeye başlayıp o sektörün önde gelen yani sosyal medya alanının diyeyim daha doğrusu reklam sektöründeki sosyal medya, dijital alanın internet reklam alanının önde gelebilecek isimlerini arka plan etmeye başladılar. Yani o gençler dediğimiz kişilerin işlerine hep o büyükler, o yaşlar, o boomerlar hemen sahiplendiler. Siz bilmezsiniz durum bakayım. Biz tabii bir işin uzmanıyız falan oldu. Bu sefer aşağılama kısmına geçildi. Yani şöyle oldu. Ya sosyal medya uzmanı ne? Bu iş reklamcılık. Bu dijital iletişim. Böyle şey olmaz. Bunu birleştirmemiz lazım. Bunu bağlamamız lazım. Oldu bu konu. Ve buradaki senler, gidenler, iş değiştirenler direnip büyüyüp çok daha iyi yerlere gelenler oldu ama bir kısmı da işte sosyal medyada çok güçlendi. Gerçekten iyi yerlere geldiler. Kendi alanlarını oluşturdular ve reklamcılığı aslında bu boomerların elinden aldılar. Ha bu çok iyi mi oldu kötü mü oldu? Tartışabiliriz. Çok eksik var. Çok hata var. Bu biraz da taleple de ilgili. Ama bu videonun konusu değil. Yani burada bugün YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da Reklam mecrası olabilen büyük isimlerin hepsi bir zamanlar, hepsi demeyeyim birçoğu ya da bazıları bir zamanlar bu sosyal medyanın başında suyu tutmaya çalışan, çabalayan, uğraşan kişilerdi. Ama dediğim gibi eleştirebiliriz. Hatalar çok, eksikler çok, yanlış yönlendirmeler çok, çarpıklık çok. Ama sonuçta ortada bir durum var ve bu durum gerçek. O günün şartlarında birazcık dışa itilmeye çalışanlar şimdi mecranın sahibi oldular. Profesyonel tarafta çalışanlar ise onlar da o zaman 20 20 yaşlarındayken şimdiki şimdi 30'lu yaşlarındalar ve onlar da iyi yerlere geldiler. Benim tanıdığım, bildiğim başka alanlardan duyduğum kişiler de 30'lu yaşlarında büyük markalara, büyük şirketlere yönetici oldular, danışman oldular. Büyük işler yaptılar. Hepsi ortaya koyduğu emeğin karşılığını bir şekilde aldı. Ama bu döngü bazen görüyorum ki onlar tarafından da devam ediyor. Yani o dönem için daha genç olanlar şu an için yaşlı değiller tabii ama şimdi gelen 20 yaş jenerasyon yani hatta daha geniş söyleyeyim belki 17-25 yaş, 18-25 yaş jenerasyonunu küçük görmeye başladılar. Ya eskisi gibi değil işte şöyle değil böyle değil o bizim gibi çalışmıyorlar şöyle oluyor şimdikiler çok tembel biz de tembeldik yani bu çok kişisel konuları kişisel durumları hemen genelde yayınma içgüdüsü beni çok görüyor. Bu Twitter'da özellikle günlük konuşma alanı olduğu için Twitter diyorum. Yani hepimizin anında gördüğü o günlük konuşma alanı olduğu için diyorum. Çok ciddi sahiplenilen bir durum. Hemen hemen genelliyoruz. Ya gençler tabi böyle ya gösteriş abi işte Starbucks'a gidiyorlar hep para harcıyorlar oralarda. Şimdi buraya, buradan ilerlemeden önce şu döngüyü bir tamamlayayım. Şimdi bu döngünün başına geldiğimizde işte önce gençleşme, işte ajanslardan bahsettim ama bu siyaset, spor, kültürel alan, okullar, her yerde. Yani hocalar gençleşir, sporcular gençleşir, siyasiler der ki gençleşiyoruz, gençleşiyoruz. Sonra derler ki olmadı ya gençler, yani olmuyor, çok tutmadı. Bu, bu gençler operasyonunda başarısız olduk. İlhan Cavcav tutturamadı bu işi. Gerçi İlhan Cavcı'ya başarıydı bu konuda. Onun hakkını yemeyeyim. <laughs> Sonra da aradan bir 10 sene daha geçer. Artık o gençler pişmani olmaya başlar ve derler ki ya biz hata etmişiz. Pişmansız. O zamanlar sistemi değiştiremedik. İşte biz de hataya düşmüş. Oluyor tabii biz de insanız. Biz de hataya düşebiliriz. Şimdiki gençler ama bu hataya düşmemeli. Onlar sarılmalı, tutulmalı. Siyaset, spor, her şeye girin, yardırın derler. Ve döngü devam eder. Hiçbir şey yine değişmeyecek. Değişmeyecek derken hani siz umutsuzluğa sürmek için yapmıyor mu videoyu ama değiştirmek de genellemenin bir parçası olabileceği için büyük konuşmaktan açıkçası biraz geri duruyorum. Onu da sonda açıklayacağım. Şimdi buradan tekrar alırsak genelleme kısmına gelirsek bunu birçok siyasetçi, ekonomist, ünlü, ünsüz, influencer, işte reklamcı, ne bileyim yayıncı herkes görüyorum çok hızlı bir genelleme sevdası var ve bunların hiçbiri de bir deneye bir toplumsal araştırmaya bir sosyolojik araştırmaya dayanmıyor artık bundan yıldım yani bundan neden yıldım bu hataya bir dönem ben de düşünüyordum çünkü o böyle bir sizin de bunu aldığınız bir an gelir ve artık her şey için suçlayabilecek bir şeyler ararsınız. Bu işte belki bir genelleme olabilir. Belki yakınızdaki biri olabilir. O anda kızdığınız bir şey olabilir. O suçluyu biz genelde işte hep rahat vurabileceğimiz, rahat ulaşabileceğimiz, üzerine rahat sallayabileceğimiz, her türlü teorimizi rahatça e, oturtabileceğimiz, oturtabilmek, evet o çok kötü oldu. Gençler üzerinden yapıyoruz. Yani tatsızlık burada başlıyor. Yani özetle gençler Türkiye için çok net bir şekilde istatistik. Sadece sayısal var. İşsizlik oranı için var... ...işsizlik oranı düşürmek için var... ...ve potansiyel olarak... ...istatistik sunmak için var... ...maalesef bu böyle... ...belki de bu videonun... ...en... E, ...can alıcı... ...üzücü kısımlarından biri de bu... ...neden böyle diyorum... ...yani... ...şunu hep duyuyoruz işte... ...en büyük klişelerden... ...Twitter'da işte... ...Starbucks'a gidiyorlar... ...ellerinde bardaklar... ...gençler hep orada falan... ...bu... bu, bu ...yeyi hep duyuyoruz... ...ama şunu bilmiyoruz mesela... ...yani ya da bunu araştırmak... ...bizim için önemli değil. ...ya da bunu biliyor olup söylememek de belki de bir seçenek bilmiyorum. Yani buraya belki de evinde senin o 5G diye övündüğün inanılmaz e, ucuza verdiğini zannettin o internet paketine erişebilecek 5 kuruş olmayan gençler Starbucks'a gidiyorlar mecbur internet için. Ha Starbucks'ta özellikle söylüyorum çok şubesi var diye. Birçok kafeye gidiyorlar bu arada. Ben İzmir'de de okudum, İstanbul'da da okudum, Manisa'da da okudum. Ee, yine videolarda bahsetmiştim vazgeçtim serisinde. Farklı şehirleri gördüm. Yani buralarda ki ihtiyaçlar, öğrencinin ihtiyaçları gerçekten cebindeki 5 kuruş parayla karşı, karşılanabilecek gibi olmuyor. Yani ben bundan 16-17 sene önce haftada 10 TL'ye doyabiliyorken şu an 10 TL'ye yarım ekmek döner alamıyorsun. Tavuk döner belki bilmiyorum o da ne kadar iyi tavuktur tartışılır. Evinde ısınamıyor insanlar, ısınamadığı için kafelere gidiyor, Dışarıdaki mekanlara gidiyor burada en ucuz şeyi tüketip saatlerce oturup ısınmaya çalışıyor. Ve biz zannediyoruz ki hepsi gösteriş için gidiyor. Şimdi bakın bunu yapanlar tabii ki var olacak ama bunu yapan kısmın deneysel bir sonucu yok. Kim bunlar? Yani Nişantaşı'ndaki Starbucks'la ne bileyim Ankara'nın bilmem ne içerisinde ya da Kayseri'nin göbeğindeki AVM'deki tek Starbucks... Gençler için belki de tek kaçış noktası aynı mı? Dediğim gibi Starbucks tek bir örnek değil ama e, bu genellemeler işte burada patlıyor. İşte buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Yani sizin üzerinizde bakın bu konu mesela şimdi gençler diye aslında geniş kapsıyorum. Burada erkek kadın ayrımı da yapabiliriz. Kadınlar üzerinde de çok yapılır. Tepeden bakan kişi oraya hiç gitmediği için, bilmediği için, bir oyunsa bu oynamadığı için hep şeyde vardır işte zehirler, zehirleyenler oyunlardır. Yoksa gençler çok akıllı da kafalarına giriyorlar. Onları zehirliyorlar. Onları yönlendiriyorlar. Tabi hep Amerika'nın dış güçlerin oyunu. Tepeden bakanlar hiç oraya inmediği için tamamen uzak kalıyorlar ve ardlarından atmaya başlıyorlar. Zaten ana sorunlardan biri de bu. Bu hataya ben de düştüğümü çok kısa bir sürede olsa fark ettim. Ama ben şunu da e şu yüzden çözdüm daha doğrusu bu konuyu. Şimdi ben de yayıncıyım. Ben de YouTube'da içerik üreten birisiyim. Ve aslında baktığımda ben çok genç bir yapının içerisindeyim. Yani benim ya yani sizlerin arasında da, bizim izleyicilerimiz arasında da, yatay bakışta da, burada da başka mecralarda da ya yani 13'ten 53'e kadar genişleyen bir yaş skalası var. Ama ağırlık gerçekten 13 25 13 27 arası. Şimdi böyle düşününce ben kendim 10 yaş, 15 yaş küçüklerle iletişime geçmeye çalışıyorum. Burada benim anlatmam olmaz sadece. Dinlemem de lazım mı? Zaten bu alana girerken biliyordum ki bunu zaten bir reklamcı bilmek zorunda. Belki de evet reklamcının bana en büyük kattığı şey bu olabilir. Karşı tarafı dinleyip feedback almazsanız yani geri bildiriminiz olmazsa bir şey öğretemezsiniz. Çünkü ona nasıl ulaşacağınızı, o kişiyi reklamla nasıl etkileyeceğinizi bilemezsiniz. İşte burada da bu avantajı kullanıp sizi dinlediğimde, sizden gelenleri duyduğumda ve kendi dönemimle karşılaştırdığımda gerçekten hiçbir şeyin değişmediğini görmeye başladım. Hiçbir şeyin ileriye gitmediğini görmeye başladım ve burada iletişimin de yanlış olduğunu gördüm. Yani biz hemen böyle kestirip atan bir kitleyle sizi yok etmeye çalışıyoruz. Yani bunu fark ettim. Böyle olmak istemedim açıkçası. Ha belki birileri bunu sizin için ...size ulaşmak için bir araç olarak da kullanabilir. Yani sonucu faydalı mı bilmiyorum ama ben böyle kullanmak istemiyorum. Bu biraz da bu videonun belki de itiraf kısmı olsun. Olmalı ya da. O yüzden bunları fark ettikçe bu iletişimi değiştirmek lazım diye... ...yayınlarımda artık sizi daha çok anlamaya çalışarak... ...ki anlamak için aslında çok da bir şey yapmaya gerek yok. Dinlemek yeter. Hani şöyle bir şey. Anlamak için cep, işte dep telefonu kullanmaya çalışıyorum. İşte bilmem ne yapmaya çalışıyorum. Tabi bu ya da oyun oynamaya çalışıyorum. Ya bu büyükler üzerinde bir baskı var herhalde. Hani hep o zaman da şey baskı yaşayan, ya. çocuk musun hala 40 yaşına gelmişsin oyun oynuyorsun. Ya bu baskı aslında genç kalmaya çalışanlar için de genel olarak var. Ya neden bütün bu yük gençlerin üzerine yükleniyor? Aslında bu konu sadece fiziksel mi? Sadece zihinsel mi? Aslında işin zihinsel kısmı ve fiziksel kısmı da ayrılabilir. Tabi burada gençlerin daha hızlı öğrenme yetisi olması, daha hızlı tepki vermesi, Yeni teknolojilerin onların talepleriyle daha doğru şekillenmesi gibi konular var. Tabii Bunların hepsi çok uzun, çok detaylı, çok e, nörolojik ağları olan konular ama ben biraz daha videonun içerisinde kalayım. Neden sizi e, iplemiyor bu insanlar? Neden hep gençler üzerinden bir istatistiksel konu dönüyor? E dediğim gibi birincisi sizi yakınlaşmak onların işine gelmiyor. Çünkü kendi hatalarını e, bu insanlar size yıkmak istiyorlar. Artı bütün dediğim gibi istatistik olduğunuz için siz e, genç değilsiniz. Siz genç işçilersiniz. Maalesef böyle. Bunu da nereden anlıyoruz? Mesela işte yakın dönemde yeni bir tor depremin ardından hem de İzmir'deki o büyük depremin ardından daha tozları kalkmadan yeni bir torba yasa geçirdiler. 25 yaş altı için e, koşulsuz 2 senelik sözleşmeli çalışma imkanı ve bu çalışma imkanının sonucunda tazminat vermek zorunluluğu da yok. Artı olarak bu süreçlerin hiçbiri de sizin emeklilik tazminatınız ya da emeklilik sürecinize yansımıyor. Tabi bu neden yapılıyor? Çok basit 25 yaş altında çok ciddi bir genç işsizlik var. Ve bu genç işsizliği e, istatistiksel, istatistiksel olarak düşürmek istiyorlar. O da böyle olacak çünkü işverenler de iş veremiyor. Hani orayı da kızmayalım ama e, ekonominin kötü olmasından dolayı da işverenler iş veremiyor. Tabi bize yansıyan ne işte mesela o röportajları falan görüyorsunuz ya işte böyle gurbetçiler geliyor şimdi ben de o konudayım ama ya da işte böyle farklı tipler görüyorsunuz. Ellerinde cep telefonu iş beğenmiyorlar abi her yer iş dolu iş. Ya niye iş dolu ya bak bu işte bir ikinci üçüncü sorun da bu iş dolu. Ya o iş gerçekten e, odtü mezunu üç dil bilen örnek veriyorum burada yani yanlış anlaşılmaz. E, ne bileyim işte yurt dışında doktora yapmış. Buraya gelip iş dolu. Yok abi yok iş yok. Yani kimse için iş yok. O işler size zorlanılan işler. O işlere girdiğinizde siz zaten mutlu olmayacaksınız. Çalışamayacaksınız. Verimli olmayacaksınız. Kaçmak isteyeceksiniz. Ne olacak? Bu da verimliliği bozup zaten vakit kaybına yol açacak. İşveren de işine vermeyecek Gerçekten bu konunun devamlı buraya gelmesi. işte iş var çalışmıyorlar. Bilmem ne var yapmıyorlar. Ama işte bunun nedeni de onlar. Çünkü zaten sizi ekonomik bağımsızlığınızı vermeyerek bağımlı kılmak istiyorlar. Neden? Bu döngüde şöyle. Üniversite okuyorsun. Zaten paran yok. Kredi alıyorsun. Kredi yurtlar kurumu. Minimum 30 bin sanırım ya da 25 bin ya da aldığın süre kadar herhalde. Ya 25 bin da 40 bin arasında bir borçla üniversiteden mezun oluyorsun. ...akraban, ailen, çevren... ...iş bul, iş bul, çalış, okul bitti, evleneceksin... ...çocuk yapacaksın, askere gideceksin... ...oş askerlik şeyi de değiştirdik... ...orada da ona da para lazım... ...askere gideceksin, ona da, ona da para vereceksin... ...cebinden 60 bin lirayla belki de... ...para daha sende olmadan... ...60 bin lira hayatında görmeden... borçla çıkıyorsun... ...ve o zaman da işte sana dayatılan... ...ve asla hakkınızı alamayacağınız... E, ...işlere girmek zorunda sizi bırakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki iş beğenmiyorsunuz. Beğenmeyin zaten. Ben ben bunu <laughs> destekliyorum. O işleri beğenmeyin abi. Gerçekten o işleri beğenmeyin. Başka işler yapın. Mesela benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım belki durum olarak iyiydi ama o da mesela akraba baskısı altında kendini borçlu hissettirilip yıllarca mutlu olmayacağı bir işi yaptı. Mutlu olmadığını zaten kendi de biliyordu. Kendi de hissediyordu. Yıllardır hayalini kurduğu işte pilot olmak istiyordu gitti pilot oldu. E bunun sonucunda ne oldu? Akrabası destek mi çıktı? Ailesi destek mi çıktı? Yok. Aksine bir de kızıldı üstüne. Vay be kazanamazsın diyorduk ama hadi bakalım kazandın. Yaptın bir şeyler ama işte. Çok örnek var böyle etrafımdan da duyuyorum. Ya işte babam benle konuşmuyor. Neden? Yani şöyle konuşmuyor. Kızım sen iyisini bilirsin. Oğlum sen iyisini bilirsin. Ben size güveniyorum. Okey güveniyorsun sen ne yapıyorsun? Bitti mi sorumluluğun? Bu kadar mıydı yani? Tamam kazandın mı? Tamam ben gidiyorum yat gazete okuyacağım. 60'lar 70'ler Amerika'sında mıyız? Halbuki yani bizim eleştirdiğimiz ailelere işte bakın bu insanlar dönüşmeye başladı. 70 jenerasyonu 80 benim jenerasyonum ailelerin bazıları dönüşmeye başladı maalesef. Görüyorum bunları. Ha çok iyileri de var. Gerçekten kafa yoran, ya biz eskiler gibi yapmayalım, hata yaptık, onlar gibi olmayalım diyenler de var ama yüzde düşük. Yani o umut, işte o tepkiyi çeken, umudu bulması gereken kişiler aynı hatalara düşüyorlar. Yıllarca söyledikleri ya biz böyle olmayalım, böyle yapmayalım. Ki çevrenizden duyarsınız işte ya eskinin, işte hipisi eskinin bilmem ne, cesur bilmem nesi, işte bilmem neredeki dans okulunda çalışan bir adamdı. Şimdi ne yapıyor? Evde gazete yok ya abi. Yani hiçbir şey yok. Ha tabii burada bu devletin onları baskılaması belki de coğrafyanın onları baskılaması da olabilir. Kızamayabiliriz ama ben kızıyorum açıkçası. Yani burada biraz artık değişmesini istiyorsak zaten hep gençlerden bir de değişim bekliyoruz. Sen yapacaksın, sen yapacaksın. İşte tek şansın, şöyle şansın, böyle şansın. E sonra gidip köstek oluyorsun. Bu arada konu şu da değil ha bak şu da benim şans deyince biraz da biraz spontane anlatıyorum konuları ama biraz geçişler keskin oluyor olabilir. Sizin şansa ihtiyacınız yok bu arada. Gençler olarak şansa değil hata yapmaya ihtiyacınız var. Yani o alana ihtiyacınız var. Çünkü bak hep şudur mesela benim başladığım en büyük örnek basketbol yani seçmeler diye bir şey vardır yıllardır seçmeler. Gidersin yaş aralığı vardır. 80 işte atıyorum yani 83'lüler yıl 1992 83'lüler gelin yarım saat al bakalım topu vur pıt 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 tamam sen iyi gibisin geç sen sen olmaz sen göbeğin var sen ama 12 yaşındayım 10 yaşındayım zaten ne göbeğim var ne yaparım ne yapamam bilmiyorum ki elime 3 kere top almışım sokakta yere vurmuşum yani biraz boyun uzun yani fizik bireyine bakarlar o kalınlık incelik Kemik uzunluğuna bir bakılır. Ölçüm falan yok ama gözle. Hmm, bunun olabilir falan. Kılları var mı falan. Böyle şeylere bakılır. Tuhaftır yani. Ve seçilirsin ya da seçilemezsin. Bitti. Başka şansın yok. Üniversite. Girersin ya da giremezsin. İkinci sene girmek büyük stres. Üçe kalırsan bittin zaten. Ağlatırlar. Evladım paramız yok. Devlet der ki askere gel. Yok işte de dershaneler bir şey oldu okullarda işte onları git sisteme yeni sistem için yeniden kitap al. Ama orada para harcamaya devam ediyorsun ama tek şansın var. Yine hata yapabilme ihtimalin yok. İşe girersin bir iş görüşmesi tek şans tek iş görüşmesi ya. O gün ishal oldun tadın kaçtı konuşurken heyecanlandın ilk iş görüşmen midan bulandı. Geçmiş olsun gitti tek şans en sevdiğin şirketti. Ya Bunları çok yaşadım ee, siz de yaşıyorsunuz yaşayacaksınız gerçekten artık orada bir şansa bize bir şans verin yanlış lütfen bunu da kullanmayın bence ya bize bir alan ve zaman mı verseniz artık yani bütün alanlar dar vakitler dar ve bunu daha da daraltıyorlar bütçeyi de daraltıyor paranı da daraltıyor alanını da daraltıyor diyor ki alma abi alamıyorsun almak zorunda değilsin lüks bunlar. Yok değil abi yani bir tane oyun, bir tane oyun konsolu, bir tane kıyafet ya bir tane dandik kıyafet üst baş cart curt, işte bir okuldaki bir imkan. Okulun içindeki bir imkan bile bazen ekstra paralı ya. Ya bu kadar mı hani e, lüks oldu bunlar değil. Bunlar lüks falan değil. Bunlar işte sizin o daraltılan tek şanslarınızda biraz da o genel ekonomik sisteminde sizi oraya sokup Abi 20 kişiyi sokalım bir kişi çıkıyorsa çıksın çok dert değil gerisini biz hallederiz. Ama sonra genç nüfus ne olacak? Tabi onlar işçi olacak. Onlar 3 kuruşa çalışıp hakkını alamayan belki de 3 kuruşa çalışıp alamadığı hakkıyla arttırabildiği 3 kuruşla da dandik bir evde oturup betonun altında kalacak. Sonra da onları kurtarırken de ay meleklerim canım diyeceğimiz gençler olacaklar. Romantizm bizde her zaman var zaten bu romantizmden kurt, kurtulamıyor değiliz bu romantizm bilinçli tercih bunda da emin olun yani ben de bir ara bunu şey zannediyordum bu arabesk bu romantik bakış açısının e, tamamen duygusal tamamen içgüdüsel olduğunu düşünüyordum yok bunun bilinçli olduğunu artık inanıyorum çünkü bu belli bir kesimi kendine inandırmak için çok faydalı duygularla oynamak. Her zaman faydalıdır. Yani sizi yönetenler, yani yönlendirenler çok dışarıdan değil yani. Ve bunlardan kaçamıyorsunuz, kaçamayacaksınız da. Yani sporla kaçayım diyorsun, okula gidiyorsun. Okulda hala askeri eğitim temelli, sağa dön, sola dön bir spor eğitim var. Modern hiçbir şey yok. Dans edeyim diyorsun, oraya gideyim, buraya gideyim yok. Or orası kapanmış, burası bir şey olmuş. Çok pahalı. Yani eskiden Takımlar, kulüpler, bu tarz yerler, yetenekli kişileri alırken üzerine para verecek durumdaydı. Yani evler tutulur, gel biz de şey yap falan. Şimdi üzerine para istiyorlar. Yok yani burada hiç hiç alan kalmadı. Ha bir de burada tabii özellikle sona bıraktım aslında. Bunun başta harcanıp gitmesini istemedim. Bir de gençler için de kadınlar için de ayrı bir durum var. Çünkü eksi beş de orada alıyorlar. Ya bugün o kadar çirkin bir durum ki iş ilanı genç bir kadınsın. Hevesle iş arıyorsun. İş ilanına bakıyorsun. Gideceksin. Ve taciz ilan çıkıyor aslında. Birçok ilan var böyle. Yani bugün bakın mesajlar atanlar iş ilanı için. Ya bizi işte CV'ni yollamışsın ama bir de fotoğrafını görelim. Falan. Eksi beş. Erken evliliğe zorlanma, iş bulurken zorlanma, sosyal alanda, kültürel alanda var olma, her şey her şeyde, her şeyde zor. Kadınlar zaten dediğim bir eksi beş alıyor. Zaten bir de ağır işlerde onlar çalışamaz algısı. Mesela Hollanda'ya geldi beni en çok sevindiren konu gördüğüm için yani sevindiren konu oldu. Otobüs şoförü, tır şoförü, taksici, ağır, size ağır gelen ya da işte kadınlar ya kadınlar yapamaz diyen o denyoların yorumundan çok uzak abi. Hepsi her işi yapıyor. Canavar gibi yapıyorlar hem de. Canavar gibi, aslanlar, kaplanlar gibi yapıyorlar. Ama olmaz bizde gençler. E, ya biraz böyle bakınca şey yaşıyor gibi yani Türkiye hala eskinin o kültürel baskısını kurtulamadığı gibi bir daha 60'lar 70'ler Amerika'sının ya da belki belki o daha dindar Avrupa'nın yaşadığı o sosyal geçişleri falan yaşıyorlar. Çok acayip geliyor bana yani neyin kafasını yaşıyoruz diyoruz ya bazen gençlere biz neyin kafasını yaşıyor ve yaşatıyoruz yani kesinlikle anlayamıyorum. O yüzden peki hani siz ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız abi? Bak burada da şey çok yanlış. Artık hani videonun sonuna geliyorum ama burada şu çok yanlış. İşte size şöyle dayatmalar da geliyor eminim. Bugün bu arada mecliste 8 tane 4 kadın 4 erkek. Sanırım 28, 20 ila 28 yaş arası gençler var. Bunların tabi istatistik olmak dışında bir faydası var mı ben bilmiyorum. Ama mesela buradaki meclisteki ve hatta ana seçime girmiş en büyük... Sol partinin başkanı 34 yaşında ve seçimlerden de %9 nokta küsur oy almış. Baraj zorunluluğu olmayınca tabii güzel şeyler oluyor. Ve meclise soktuğu sandalye sayısı 14. Sizin böyle bir şansınız var mı? E, hayatınızı yitirme pahasına belki olabilir bunu riske alır mısınız? i̇şte burada risk konusuna görüyorsunuz. Neden siz risk almak zorundasınız? Bu hep söylenir. Gençler risk alın. İşte siyasete girin. Çarpışın, savaşın. Ya niye çarpışıp savaşmak zorundasınız abi? Niye risk alıyorsunuz? Niye bu size bu baskı yapılıyor? Niye işte? Burada size bir alan verirse, size hata yapma şansı verirse, size doğruları yapabilecek doğru şartlar, imkanlar sunulsa ve bu kararı kişisel alsanız. Bakın Star Trek serimizi takip ediyorsanız yakın dönemde e, gözetleyenleri kim gözlüyor? Bu Watchers the Watchers diye bir bölüm konuştuk 3. sezonda. Orada e, Picard'ın, Kaptan Picard'ın çok güzel bir konuşması var. Yani bazı süreçler tabii o çok daha temel. insanoğlunun kendisini geliştirmesi, kendi kendini öğrenip bir şeyleri fark etmesi etik değerleri kazanması gibi konulara müdahale etmenin ne kadar kötü olduğunu temelinde gördüğümüz bölüm. ...burada da işte birileri size söyleyerek... ...siz yapmaya çalıştığınızda... ...ya bıkabilirsiniz... ...ya başarısız olunca çok ciddi hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz... ...ya da başarılı oldukça... ...hırslanıp hiçbir şey görmemeye... ...ve devamlı sadece tek bir doğru varmış gibi... ...oraya gitmeye çalışırsınız... İşte bunlardan... E, ...muhafazakarlıktan tutun da... E, ...tembelliğe kadar... ...sizi o genellemelere sokacak... ...bütün sıfatları size kazandırır... ...o yüzden keşke işte dediğim gibi ne yapacaksınız ne yapmalıyız sorusu ya da size dayatılanlarla da mı ya da size birlerin yol göstermesiyle mi yapmak zorundasınız hayır birileri size yol göstermesi ama size birileri o yolu versin abi o zaten sorun var. ya yollar bunlar biz yolları yaptık hepsi bir yere gidiyor artık yolda siz nasıl gidersiniz yürüyerek mi koşarak mı arabayla mı atla mı eşekle mi yoksa o yolu beğenmeyip başka bir yol mu yapmak istersiniz İşte bu fırsatların verilmesi lazım Bunlar veriliyor mu? Tabii ki hayır. Evet yani biraz bu video çok umut verici, çok mutluluk verici olmadı. Daha da e, zaten Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik konumundan girdiğimizde çok daha stresli konuları da tartışabiliriz. Ama bunlar için sizi canlı yayınlara beklerim. Her zaman gelip sorabilirsiniz. Bu konularla ilgili kafanıza takılan ya da benim yardımcı olabileceğim bir şeyler varsa... Twitch TV slash Tancan istediğiniz zaman gelin ya da bu videonun yorumlarına yazın paylaşın belki başka sizin gibi bu gençlik üzerindeki baskıyı hisseden artık bunalan bıkan abi eve gidiyoruz evde mutsuzuz yani anne mutsuz baba mutsuz para yok ne bileyim İç Anadolu'da yaşıyorum İstanbul'da her şey var burada yok bıktım artık bir bilgisayar bile alamıyorum telefonuma internet yok Online ders izleyemiyorum yani bıktım yoruldum devamlı bir şey isteniyor bizden diyorsunuz biliyorum haklısınız. Gelecek için de çok tatsız düşünceleriniz var. Maalesef benim de bunlarla ilgili size verebileceğim inanılmaz e, parlak öngörülerim yok. E, ama yani bunları her zaman tartışıp farklı çıkış yolları belki de beraber düşünerek bulabiliriz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşeceğiz bay bay.